Merhabalar gençler. Sendeyiz hocam kanalına. Hoş geldiniz. En baştan serisine devam ediyoruz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Hiç halinize hatırınızı sormuyoruz. Bir halinize hatırınızı soralım. Niye soruyorum? Çünkü bugün çok iyi olmanız lazım. Gençler bugün niye iyi olmanız lazım? Çok güzel bir şekilde dinlemeniz, takip etmeniz lazım. Motivasyon konuşması yapmam lazım. Neden? Üçgende alana başlıyoruz. Gençler üçgende alan öyle bir konu ki ÖSYM bu konuya bayılıyor. Çünkü üçgende alandan bir soru sorduğun zaman her tarafa değinmiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla üçgende alan kısmını gençler çok iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi biz en baştan serisinde üçgende alanla ilgili olmazsa olmaz neler var? En temel neler var? Onlardan bahsedeceğiz. Onları güzel bir şekilde kavrayın gençler. Güzel bir şekilde öğrenin. Ya bu basit bu tamam demeyin. Basit de olsa dedik ya kibrit çöpleri tek tek kırılabilir ama kırkını aynı anda kıramazsın. Tek tek onları halledin. Üçgende alanınızda sağlam bir temeliniz oluşsun. Ondan sonra TYT, AYT, geometride üçgende alanda neler neler karşınıza çıkacak. Ondan dolayı bugün üçgende alanı 3 videoda anlatacağız size en baştan serisinde basit kısmını. Ve bu kısmından alarak üçgende alanı çalışmaya başlayın. Çünkü dediğim gibi üçgende alan ÖSYM'nin bayıldığı bir konu gençler. Sorduğu anda çünkü açılardan sormuş oluyor, ikizkenar üçgenden sormuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Eşkenar üçgeni işin içine katmış oluyor. Birazdan göreceksiniz neler neler var. Tamam? Hazır mıyız? Are you ready? Let's go. Şimdi gençler, üçgende alan bugün ne anlatacağım size? Bugün size üçgende alanın formüllerinden bahsedeceğim. Yani bir üçgenin alanını hesaplayabilmemiz için hangi formüllere ihtiyacımız var? Kaç tane formülümüz var? Bir üçgenin alanını kaç farklı şekilde hesaplayabiliriz? Şimdi birinci formülümüz ki şu anda belki aklınıza gelen bir formüldür. Gerçekten ben bunu deniyorum. Bir öğrenciye soruyorum. Diyorum ki bir üçgenin alanını nasıl hesaplarsın? Diyor ki hocam kalem kullanarak hesaplarım. Demiyor tabii. Diyor ki hocam diyor taban çarpı yükseklik bölü 2. Genelde böyle bir şey dolaşıyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bağıntısı gençler. Üçgende bir kenara sen taban dersen ve o tabana ait yüksekliği de yükseklik diye tanımlarsan yani olur. Formül yanlış değil. Ama aslında formülün özü şu. Üçgende 3 tane kenar var. Dolayısıyla 3 farklı kenar için 3 farklı yükseklik var herhangi bir üçgende. İkizkenar üçgende farklı yükseklik sayısı 2'ye düşüyor. Eşkenar üçgende bütün yükseklikler aynı oluyor. Daha önceki kısımlarda söyledik. Ama rastgele bir üçgende 3 farklı yükseklik olduğu için 3 farklı alan formülü ortaya çıkıyor gençler. Yani ben burada ABC üçgeninin A kenarını kullanacak olursam alan hesaplamak için bu A kenarına ait yüksekliği kullanmam lazım. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 derken tek yükseklik yok. 3 farklı yükseklik var üçgende. Herhangi bir üçgende. Dolayısıyla şuraya şu arkadaşa ben A'ya inen dik olduğu için HA diyorum. Bakın HA dediğim kimmiş? AF'ymiş. Yani şurada benim HA dediğim AF. Tamam mı? HA'yı da okurken nasıl okuyacağız? Nasıl okuyacağız? A kenarına inen yükseklik diyeceğiz gençler. Anlaştık? A kenarına inen yükseklik demek haşa. Tamam? A kenarına, A köşesinden inen dikmeye ben haşa diyorum. Peki ben bu üçgenin alanını B kenarını kullanarak da hesaplayamaz mıyım? Hesaplarım. B kenarını kullanarak hesaplayacaksak bu sefer B kenarına dikinmeniz lazım. Nereden ineceksin? B kenarını gören açıdan ineceksin. B kenarını kim görüyor? Bak bu sarı yer görüyor. Sarı yerden B kenarını görüyoruz. Vay be. B kenarı. Ve biz bu B'den indirdiğimiz yükseklik şuraya ne diyeceğiz? HB diyeceğiz. Bakın HB görüyor musun? HB ne demekmiş? B kenarına ait. B'ye inen dikmeye ben HB diyorum. Ki bu da HB'nin uzunluğu aslında ne gençler? Aslında BD uzunluğu olmuş oluyor. Aynı şekilde benzer şekilde EC'yi de biz HC olarak tanımlayabiliriz gençler. Demek ki bir üçgenin alanını hesaplamanın en temel formülü neymiş? Kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpıyorsun, 2'ye bölüyorsun gençler. Kenar ve o kenara ait yüksekliği çarp, 2'ye böl. Sendeyiz hocam. Yani bu üçgenin alanını hesaplayacağız değil mi? Evet, ABC üçgenin alanını soruyor bana. Kenar hangi kenarı kullanalım? Tutup bu kenarı kullanacak halin yok. Adam vermemiş burayı. Nereye vermiş? 14'ü vermiş. Peki bu 14'e inen dik kaç birim? 6 birim. İşte gençler şu 6 aslında bizim neyimiz? A kenarına ait yüksekliğimiz 6.
Peki A kenarımızın uzunluğu ne? 14. Dolayısıyla alan ABC eşittir 14 A kenarı çarpı A kenarına ait yükseklik 6 bölü 2. Daima bölü 2 var gençler. Üçgende alan formüllerinde çoğu yerde bölü 2'yi göreceksiniz. Sinüs alanda da var. 14 çarpı 6 bölü 2. 2 ile 6'yı şöyle sadeleştirelim. İşlem kolaylığı olsun. 3 kere 14. Niye gülüyor bu adam? 42 çıktı çünkü. Selamlar. Tamam gençler. Sen neyiz hocam? Hemen bir tane koyalım buraya. Evet. Şu gösterim buraya koymak istediğim yine A parantezine ABC alan ABC demek gençler. Tamam. Yani alan ABC bu şekilde de sorulabilir. A ABC şeklinde de bu şekilde de karşınıza gelebilir gençler. Anlaştık. Ki zaten çoğunluğunda böyle geliyor. Bulun gençler bu üçgenin alanı. Buldunuz mu? Çok güzel. Ne yapacağız? Hangi kenarı kullanacağız? Hocam AB kenarını kullanalım. Ya vermemiş ki AB'yi. Niye AB'yi kullanacaksın? AC'yi kullanacaksın tabii. Peki AC'ye inen yükseklik nereden inecek? AC'yi kim görüyorsa oradan inecek. Bak AC'yi kim görüyor? B görüyor, görüyor musun? BC, B A kenarı, AC kenarını görüyor. Dolayısıyla B'den inen yükseklik lazım bana. Yani 4 lazım. O zaman 13 ile 4'ü çarparsın. Alan ABC'yi bulmak için. 13 ile 13'ü gören yükseklik olan 4'ü çarparsın. 2'ye bölersin. Hadi bakalım. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 13 çarpı 2'den ne çıktı gençler? 26 çıktı. ABC üçgeninin alanı. Sen neyiz hocam? Alan ABC. Hocam nasıl bulacağız bunu ya? Değil mi? Şimdi gençler bakıyoruz. Tüm üçgenin alanını bulmamız lazım. Değil mi? Kenar ve o kenara ait yükseklik dedik. Şimdi 13'e ait yükseklik mi lazım sana? 5'e ait yükseklik mi? 5 kök 5'e ait yükseklik mi? Fark ettiyseniz bu üçgenler dik üçgen. ABD de dik üçgen, ADC de dik üçgen. Peki dik üçgende ne bağıntısı var? Ne bağıntısı var? Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısından dolayı burada ben BD uzunluğunu da istersem DC uzunluğunu da hesaplayabilirim. Hesaplayalım mı? Hadi hesaplayalım. Önce BD uzunluğunu hesaplayalım gençler. BD uzunluğunu hesaplamak için hatta çok bir işlem yapmamıza gerek yok. Neden? Çünkü 5-13 üçgeni. 5-13 üçgeni. 5-12-13 üçgeni gençler. 12 olması lazım. 5-12-13. Buraya 12'yi yapıştırıyorum o zaman. Hatırlayın bak. 5 soru işareti 13. 5-12-13. 5-12-13. Soru işareti 12 olmalı. Yani şurası 12 olmalı. Çok güzel. Burada şanslıydık. Yan tarafta bakalım şanslı mıyız? Ya şanslı hesaplarsın ne olacak? Pisagor diye bir şey var değil mi? DC uzunluğuna x diyelim. Ve Pisagor'dan hesaplayalım. 90'ın karşısı 5 kök 5. 5 kök 5'in karesi eşittir 5'in karesi artı x'in karesi. Buradan x'i bulalım gençler. Haydi. 5'in karesi söyle. Kök 5'in karesi. Hop kök gitti. 5. 25 çarpı 5 eşittir 5'in karesi 25. Artı bir de x karem var. 25 ile 5'i çarptım. 125 eşittir 25 artı x kare. At 25'i karşıya. Eksi 25 geçsin. 125'ten 25 çıktı. 100 kaldı. X'in karesi 100 ise x nedir? X hangi sayının karesi 100? 10'un karesi. Demek ki x'imiz 10'muş. Şuraya götürün gençler. Şuraya 10'unuzu yazın. Burası 10'muş. DC uzunluğumuz 10'muş. Peki üçgenin alanını bulmak için bana kenar ve o kenara ait yükseklik lazımdı. Şimdi ABC üçgeninin, ABD üçgeninin, ADC üçgeninin tüm kenar uzunluklarını biliyoruz. Bana yükseklik lazım. Bak burada yükseklik nerede bak? A'dan inen bir yükseklik var görüyor musun? Bak A'dan dikinmişim. A'dan inen yükseklik kime iner? A kenarına iner. A kenarı demek A açısının gördüğü kenar demek. Şuranın tamamı. Görüyor musun? Şuranın tamamı gençler bizim A kenarımız. E peki şurasının 12 olduğunu biliyorsun. Değil mi? Şuranın tamamı lazım bana. Bak burası 12. Şuraya kadar 12. E burayı da 10 bulduk. Değil mi? O zaman üçgende alan formülünü kullanırken BC uzunluğunun tamamı 12 burada 10 burada BC uzunluğunun tamamı gençler 22. Yüksekliğimiz yani 22'ye inen dikmemiz de 5. O zaman 22 ile 5'i çarp 2'ye böl üçgenin alanını bulmuş oluruz. 22 ile 5'i çarpıyoruz 2'ye bölüyoruz gençler. Şu 2 ile 22'yi sadeleştirelim. 22'yi 2'ye bölün gençler. 11. 11 çarpı 5 55 çıktı üçgenimizin alanı. Anlaştık?
Bak Pisagor girdi işine. Diyorum ya işte üçgende alan niye önemli? Bundan dolayı söylüyorum işte. Let's go. Evet tabii sizin için ayarladım bir tane. Ayarlamaz olur muyum? Aa, hemen yapın gençler. Hadi. Fark ettiyseniz size daha kolay sordum. Bak iki tane Pisagor yan yana dik üçgeni gördün. Buradaki dik üçgeni kullan. Şuraya soru işareti dersek. 8 soru işareti 10. 8 10 üçgeni. Veya küçükten büyüğe söylersem. 8 10 üçgeni. 8 10 üçgeni. 6 8 10 üçgeni. Fark ettin değil mi? Hocam fark edemedim ben ya. Soru işaretini boş ver. Bak 8 4'ün 2 katı. Burayı boş bırak. 10 5'in 2 katı. 2 kat alınmış. Kimin? 4 tık 5 üçgeninin. 4 tık 4 3 5 üçgeni veya 3 4 5 üçgeni. İkişer katı olduğu için soru işareti kaç olmalı? 3 kere 2'den 6 olmalı sevgili gençler. Şuraya 6'yı yapıştırdım. Peki geldim yan taraftaki ABD üçgenine. ABD üçgenini fark ettiyseniz ABD üçgeni gençler 8 17 üçgeni. 8 17 üçgeni. 8 15 17 üçgeni sevgili gençler. Soru işareti 15 olmalı. Çok güzel. Soru işaretinde 15 olduğunu bulduk. Şu sarıyı yazmayalım gözüksün. Şöyle yazalım. Burası da kaçmış gençler? 15'miş. Alan ABC'yi bulmak için gençler ne yapıyoruz? Kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpacağız. Burada yüksekliğimiz 8 verilmiş. 8 hangi kenara ait yükseklik? BC kenarına ait yükseklik. Dolayısıyla 15 burada, 6 da burada. 21 çarpı 8 bölü 2. 21 ile 8'i çarpacağım. 2'ye böleceğim. 2 ile 8'i sadeleştirelim. 8'i 2'ye böldüm. 4. 21 ile 4'ü çarpmamız lazım. 4 kere 1 4 gençler. 4 kere 2 8. 84 çıktı bizim alanımız. Gençler alanla ilgili santim verirse alan santimetre kare çıkar. Birim şeklinde verirse de alan birim kare şeklinde çıkar. Yani burada bir santim veya birim şeklinde belirtmedik. Alanları yine o şekilde olduğunda antiparantez söylemiş olalım. Tamam. Devam. Sendeyiz hocam. Hocam yükseklik yok. Bak işte ÖSYM niye seviyor bunu? Bundan dolayı seviyor. Bak şimdi bu soruda bana alan soruyor, tamam mı? Şimdi bu soru alan sorusu. Üçgende alan sorusu. Bir öğrenci sadece üçgende alan bilirse yapamaz. Sadece üçgende alanla olmaz. Üçgende alanı tam olarak kavrayabilmemiz için dik üçgen bileceksin. İkizkenar üçgen bileceksin. Üçgende açı bileceksin. Doğruda açı bileceksin. Olmaz. Zincirin halkaları eksik olursa zincir ayakta durmaz. Dolayısıyla gençler bakın buradaki üçgende soruya bakıyorsun. Soruda verilenler, yan tarafta verilenler soruda var mı? Orijinali bozmadan çözmeye çalış. Çözebilir misin? Soruyu yardımcı şekle ihtiyacı var sorun. Ve size yardımcı şekille alakalı bundan önceki videolarda da bundan sonra da hep ipuçları vereceğiz gençler. Bunları deneyeceksin. Olmazsa silip tekrar deneyeceksin. Başka şeyler deneyeceksin. Bakın burada soruda bana sorulan alan ABC. ABC'nin alanını bulmak için benim kenar ve o kenara ait yüksekliğe ihtiyacım var. Formülüm bu. Şimdi kenar olarak bildiğim bakıyorum BC kenarı var. 6 burada 7 burada 13 birim uzunluğunda bir BC kenarı var. Bu BC kenarına ait ben yüksekliği bilirsem ben bu üçgenin alanını hesaplayabilirim. Yani BC kenarına ait yüksekliğe ihtiyacım var. Çizelim o zaman. Niye duruyoruz? Çizelim. Çiziyorum. Bak şimdi bak olaya bak olaya. Yüksekliği çizdik mi? Çizdik. Görmüş olduğunuz yükseklik gençler. H diyeyim şu noktaya. AH yüksekliği. Hem ABC üçgeninin yüksekliği hem de ABD üçgeninin yüksekliği. Bak çok önemli bir şey söyledim. Tekrar söyleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz yükseklik hem BC kenarına ait hem BD kenarına ait. Çünkü iki kenara da dikiniyor. Yani bu AH bak hatta o kadar önemli ki buraya yazıyorum. AH hem ABD üçgeninin yüksekliği ABD üçgeninin BD kenarına ait yükseklik hem de bu AH ABC üçgeninin BC kenarına ait yükseklik. Yani bunu neden söyledim? Şundan dolayı söyledim. Yükseklik, bir tane yükseklik çizersin, bir tane yardımcı şekil çizersin. Çizmiş olduğun o yardımcı şekil bir yerde üçgenin yüksekliği olur. Başka bir yerde dik üçgenin bir kenarı olur. Fark ettin mi onu? ABH dik üçgeninin AH kenarı. Başka bir yerde bu yükseklik üçgenin hipotenüsüne ait yükseklik olur. Yani ABC üçgeninin hipotenüsüne ait yükseklik. Yani BC kenarına ait yükseklik. Anlaştık? Peki
Bu da güzel. Bunu da söyledik. Şimdi bu kenara ait yükseklik olduğu için şu ikinci yazdığım, yani şu kırmızıyı kullanarak soruyu çözeceğim. Çünkü bu yüksekliği ben bulursam 13 ile x'i çarpıp, veya yükseklik olduğu için h diyelim. Bu yüksekliği bulup, bu yüksekliği bulup 13 ile h'ı çarpıp 2'ye bölersem alan abc'yi bulurum. Yani h'ı bulmam lazım. H'ı bulmak için de çizmiş olduğumuz bu yüksekliğin nerede çizildiğini gördük. ABD üçgeninde de yükseklik olduğunu gördük. Peki gençler, ABD üçgeni ikizkenar üçgen değil mi Allah aşkına? İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende yükseklik çizerseniz ne hatırlattı size bu harf? 4, 2, 42 özelliği. Dörtlüden ikisi varsa diğer ikisi benden açıortaydır, kenarortaydır. Açıortaydır, kenarortaydır. Bu çizmiş olduğumuz dik aynı zamanda, bakın, ABD üçgeninden bahsediyorum. Ya ki ABD üçgeninde var. ABD üçgeninde hem açıortay hem 3-3, yani şurası, özür dilerim, şurası eşit bölmeli, hem de kenarortay 3-3 bölmeli. Tamam, anlaştık. Bitti mi? Bitmedi. Burada açıortayla alakalı bir şey yok, o yüzden siliyorum. Ama 3-3 olduğunu görmemiz çok önemli. 3-3 olduğunu gördük. Bu 6'yı 3-3 böldüğünü gördük. Peki hala haşa ulaşamadık. Haşa ulaşmak için şurada kenar uzunluğu bilmem lazım. Bilsem şeyden yapacağım belki. Pisagor'dan yapacağım. Hala ulaşamadım. Bu noktada bakmaya başlıyorsun. Şunu görene kadar. Göreniniz var mı bilmiyorum ama. Gençler, A'dan indirdiğimiz diki biz dikten indirdik. Dikten inen dik. Nedir? Nedir dikten inen dik? Dur ve düşün aklına gelmediyse. Öklittir dikten inen dik. Dikten inen dik varsa öklit var burada. Dikten inen dikin karesi ayırdığı parçaların çarpımlarına eşit. Yani haşın karesi 3 çarpı 3 burada, 7 burada gençler, 10. Tamamı 13 ya, dikkat et. 3 burada, 3, 7 burası 10. Şurası 3, şurası 10. Yani h kare eşittir 3 çarpı 10 gençler. Yani 3 kere 10'dan 30 olmalı burası. H kare eşittir 30 oldu. Yani h eşittir kare kök 30 oldu. Kare kök 30'un dışında dışarıya çıkabilecek bir şey var mı? Yok. 3 çarpı 10, 3 çarpı 2 çarpı 5, dışarıya çıkan bir şey yok. Kök 30 olarak kaldı. Artık bulalım üçgenin alanını. Bak, Öklit de girdi işin içine. Öklit'i de şuraya yazayım. Öklit'ten dolayı h kare eşittir 3 çarpı 10 dedik. Ve alan ABC'mizi, taban 13. Daha doğrusu BC kenarı. Dikin indiği kenar 13. 13'e ait yükseklik de kök 30. 13 çarpı kare kök 30 bölü 2 olmuş oldu sevgili gençler. Anlaştık. Var mı sıkıntı? Sendeyiz hocam. Bu sade halde olur mu, olmaz. Böyle kalır gençler. Daha da bir şey yapamayız. Hadi bakalım. Bir tane duk yapalım buraya. Kolayını size sordum. İnşallah görürsünüz. Evet. Alan ABC'yi bulmak için gençler benzer şekilde dayandıracağız. Dik üçgeni gördüm burada. Hemen alanı bulmak için sana yükseklik lazım. Şuradan dik ineceksin. Buradan indirdiğimiz diki hem ABC üçgeninde yükseklik olduğunu hem ABD'de yükseklik olduğunu fark ettik. Dolayısıyla ABD'de de yükseklik olduğu için burayı iki eşit parçaya bölmeli. Neden? Yaki'den dolayı, değil mi? Yaki'den dolayı. Bunun hem yükseklik hem ikizkenar üçgen olduğunu biliyorsan aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay olmalı. Yani 4'ü 2 2 bölmeli. Sonra devamında sevgili gençler, ABC üçgeninde Öklit kullanıyoruz. ABC'de A'dan inen dik. Dikten inen dik olduğu için bak, dik burası ve bu dikten dik indirdin. Dolayısıyla Öklit. Öklit ne demek? Dikten inen dikin karesi ayırdığı parçaların çarpımlarına eşit. Yani h kare eşittir 2 çarpı 12. 12. Anlaştık? Burası 2 çünkü. Burası 2 burada var, 10 burada var, 12 burası. H kare eşittir 2 çarpı 12'den 24 oldu gençler. Her iki tarafın karekökünü alırsam H eşittir ne oldu? Karekök 24 oldu. Karekök 24'ü de biz en sade halde nasıl yazarız? Bakın, 4 çarpı 6. 4'ü at dışarıya 2 olarak. 2 karekök 6. Hocam ben göremedim ya. Böl 2'ye 12. Böl 2'ye 6. Böl 2'ye 3. Böl 3'e 1. 2 tane 2'den bir tanesini attın dışarıya. İçeride şu 2'de 3'ün çarpımı kalmış oldu. Var mı sıkıntı?
Sen deyiz hocam. Ne oldu? H'i 2 kök 6 bulduk. Yani yüksekliğimizi BC kenarına ait yüksekliğimizi 2 kök 6 olarak bulmuş olduk. Alan ABC formülü yapıştırıyorum. Taban uzunluğumuz veya BC kenarının uzunluğumuz 14. 14'e ait yüksekliğimiz 2 kök 6. 14 çarpı 2 kök 6 bölü 2. Yani üçgende alan formülü kenar 14. Kenara ait yükseklik 2 kök 6. Yani şurası 2 kök 6 gençler. Bakın şurası H dediğimiz yer burası. 2 kök 6. 14 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den şu ikileri sadeleştiririz. 14 kök 6 çıkar. Bu üçgenimizin alanı. Var mı sıkıntı? Neyiz hocam? Evet. Alan ABC 39 olduğuna göre X kaçtır diye sormuş. Bakın şimdi soruya bakıyorsun. Bayağı bir bakıyorsun. Nasıl yapacağım ya? Nasıl yapacağım? Şimdi kenar ve o kenara ait yükseklik olsa şimdi bu 3 üçgenin yüksekliği değil. İdik ama üçgenin yüksekliği değil. Bu X de üçgenin yüksekliği değil. Ama bakın şöyle bir yardımcı şekil çizerseniz soru bir anda farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Hocam bu şekli nasıl düşüneceğiz derseniz dediğim gibi bakın buradaki 3 ve X'in üçgende herhangi bir fonksiyonu yok. Yani üçgenin yüksekliği değil. Ayrıca buradaki 3 ve X özel bir üçgen olmadığından dolayı hani özel bir üçgen olsa ikizkenar üçgen olsa ikizkenarlara ait yükseklik olacak. Eşkenar üçgen olsa daha da güzel şeyler olacak. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu üçgene yardımcı şekil. Bu soruda yardımcı bir şekle ihtiyacım var. Onda da şu 3'ü ve X'i öyle bir üçgen oluşturayım ki başka üçgenlere ait kritik elemanlar olsun. Yükseklikler olsun ya. 3 ve X şu anda ABD üçgeninin 3 ABD üçgeninin 10 kenarına ait yükseklik olmuş oldu. X ise ADC üçgeninin 12 kenarına ait yükseklik olmuş oldu. Anlaştık? Buradan dolayı yapıyoruz bu şekilleri. Devam. Peki. Şimdi şu üçgenin alanını hesaplayacak olsak biz. Nasıl hesaplarız? Alan ABD eşittir. Kenar 10. Peki bu kenara ait yükseklik bu kenara inen dikme değil mi? Yani 3 değil mi? 3. O zaman 10 ile 3'ü çarpıp 2'ye bölersem ben alan ABC'yi bulmuş olurum. 2 ile onu sadeleştir. 15 çıktı. 15 kere şey 15 nereden çıktı ya? Allah'ım 2 ile onu sadeleştir. 15. Allah'ım ne güzel ya. Vallahi ne güzel İstanbul ya. 5. 5 kere 3'ten 15 çıktı gençler. ABD üçgeninin alanı. Hatasız kul olmaz. ABD'nin alanı 15 olduğuna göre ADC'nin alanına kaç kalır acaba? Biz buna bütün parça ilişkisi diyoruz. Bakın bu en alt kademeden, milli eğitim kademesinden tutun da ÖSYM'nin kademesine en üst kademeye kadar bilinmesi gereken bir nokta, vurgulanan bir nokta. Bütün parça ilişkisi. Ben ABC'nin alanının tamamını biliyorum 39. Buranın tamamının alanı 39. Şimdi 15, şuranın alanı 15. Buranın tamamı 39 olduğu için şuraya ne kalır? Yani soru işaretiyle 15'i toplarsak alanın 39 çıkması lazım. Öyle değil mi? Buradan gençler soru işareti dediğim yani ADC üçgeninin alanına 15'i karşıya atarsanız 39 eksi 15'ten 24 yazmanız lazım. Biz buna bütün parça ilişkisi diyoruz gençler. Anlaştık? Yani şöyle düşünün tamamının tarla olduğunu düşünün. Bir bölümün alanı işte 15 dekar. Diğer tamamı 39 dekar olduğunda 39'un 15'i çıkartacaksın ki diğer kısmın alanını bulabilesin. Dolayısıyla 39'un 15'i çıkarttım. Soru işareti olan kısım yani ADC üçgeninin alanı dediğim kısım 24 çıktı gençler. Peki ADC üçgeninin alanını ben formülü, üçgende alan formülünü kullanarak nasıl bulabilirim? Çok basit. Kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölerek. 12 kenar. 12'ye ait yükseklik x. 12 çarpı x. Bölü 2. Bu üçgenin alanı değil mi? Alanı. 12 ile ben x'i çarpıp 2'ye bölersem bu üçgenin alanını bulurum. Yani 24'ü bulmuş olurum gençler. Peki şu 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6 çarpı x eşittir 24 ise her tarafı 6'ya bölersek gençler 6'lar sadeleşti. 24 bölü 6'dan x'imiz kaç çıktı? 4 çıktı. Sıkıntı varsa hemen geri sardır videoyu bir daha seyret. Tamam mı? Çünkü şimdi duk geliyor. Sen neyiz hocam? Tüm alanı sordum. Yardımcı şekliniz artık gördünüz. Yapıştırın gençler. AD'yi çizin. Çiz 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 çiz. Al sana üçgenin alanı. Şu mavi kısmın alanıyla şu kırmızı kısmın alanını bulup toplarsam tüm üçgenin alanını bulurum. Bütün parça ilişkisi. Alan ABC'yi bulmak için sevgili gençler. Alan ABD ile dur bakayım maviyle girelim.
alan ABD ile artı alan kırmızıyı alalım. ADC'yi toplamamız lazım. Alan ADC'yi toplamamız lazım. Ki bütün parça ilişkisi, yani parçaları birleştirerek bütünün alanını bulalım. Bulalım gençler. Alan ABD'yi bulalım. 8 çarpı 3 bölü 2. Hocam durun ya, ne oluyor? Bak, taban dediğimiz veya kenar dediğimiz 8. Bu 8'e ait yükseklik 3. 8'i 3'ü çarp, 2'ye böl. Artı yan tarafın alanını bulalım. ADC'nin alanını. Kenar 12. 12'ye ait yükseklik 12'ye inen dikme. Yani 12 çarpı 5 bölü 2. Gençler şuradan 2 ile 8'i sadeleştirdim 4. Şuradan 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. 4 kere 3 12. 6 kere 5 30. 12 30 daha. Yuppi. 42 çıktı. Tüm üçgenimizin alanı. Var mı sıkıntı? Ben değil hocam. Evet. Hocam ne oluyor? Taralı alan falan. Evet. ÖSYM'nin sevdiği kısımlardan. Üçgende alanda en son, en çok sorulan yerler. Taralı alanın alanı şuysa bunu, taralı alanın tüm şeklinin alanı oranı falan filan. Taralı alan muhabbetini de yavaş yavaş başlatıyoruz gençler en baştan serisinden. Bu taralı alanı nasıl buluruz? Nasıl buluruz? Şimdi üçgende alan dediğimiz şey ne dedik? Kenar ve o kenara ait yüksekliği çarp 2'ye böl. Peki şimdi ben bu taralı alanı bulmak için şu 12'ye ait yüksekliği bulmam lazım. Neden 12'ye ait? Başka kenar yok elimde. 8 vermiş ama 8 ADC üçgeninin kenarı değil. Bana taralı alanı sorduğuna göre taralı üçgeni, ADC üçgeni söz konusu göz önüne bulundurmalıyım. 12'ye ait yüksekliği ineceğiz. Şimdi yükseklik ne dedim ben size? Yükseklik, üçgenin yüksekliği hangi yükseklikse o kenara gören açıdan inecek. Mesela DC kenarına ait yükseklik nereden inecek? A'dan inecek. Şimdi üçgende gençler 3 tane kenar yok mu? Bak mesela üçgende atıyorum ABC üçgeninde BC kenarına ait yüksekliğe ihtiyacınız var. A'dan inecek. ABC üçgeninde AC kenarına ait yüksekliğiniz lazım. B'den inecek. Bakın bu önemli bir püf noktası. Neden? Çünkü öğrenci üçgende yüksekliği nereden indireceğini şaşırıyor. Doğal olarak şaşırıyor. Neden? Şimdi diyor ki ben bu üçgende yükseklik ineceğim. Tamam in. Ya şimdi nereden gelecek bu yükseklik hocam? Nereden çizeceğim ben bu yüksekliği? Şu geliyor mesela aklına. Ya bu yükseklik ama bu üçgenin hangi kenarına ait yükseklik? AC kenarına inne ait yükseklik. Şöyle AC kenarına inne sen. Sana bu lazım değil. Sana lazım olan yükseklik DC kenarına ait yükseklik. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla DC kenarına ait yükseklik olduğu için diyorum ki hangi üçgende sana yükseklik lazım ve hangi kenara ait yükseklik lazım? Buna dikkat et. ADC üçgende yükseklik lazım bana. Hangi kenara ait yükseklik lazım? DC kenarına ait yükseklik lazım bana. O zaman A'dan ineceksin. Ya zaten üçgende 3 tane köşe var, öyle değil mi? A'dan ineceksin. Tamam, A'dan inelim o zaman. İnelim. A'dan yükseklik ineceğiz. Bunu tespit ettik. Bunu öğrettim. İnşallah anladınız. A'dan ineceğimizi tespit ettik. Peki A'dan dik ineceksiniz. Allah'ınızı severseniz A'dan diki şuraya inme gibi bir şansın var mı DC kenarının burasına? Hadi diyelim ki indin. Burasına 90 dedin. Hadi gördün diyelim. Burası 90'sa burası da 90 değil mi? Peki şurada oluşturmuş olduğun üçgen. Burası 90 derece, burası 90 derece, 180 demek ki burası 0 derece. Olur mu böyle bir şey? Hocam çok saçma. Evet çok saçma. Dolayısıyla gençler böyle bir şey olamayacağı için bu üçgende A'dan inen yüksekliği DC kenarına inme şansımız yok. Bunun sebebi üçgenin geniş açılı üçgen olması. Dolayısıyla yükseklik geniş açılı üçgende üçgenin dışında yer alır. Bak A'dan inen yükseklik, al sana A'dan inen yükseklik. Hocam DC kenarına inecektik. DC kenarına inmedik ama DC kenarının neresine indik? Uzantısına indik bak. DC'yi şöyle uzatırsan şu noktaya gelmiyor mu? Tamam. Ve taralı alanı bulmak için 12'ye ait yükseklik kimmiş gençler? 8'miş 12'ye ait yükseklik. 12 çarpı 8 bölü 2 bana taralı alanı verecek. Yani kenar ve o kenara ait yüksekliği çarp 2'ye böl. 6 kere 8 48 çıktı üçgenimizin alanı. Bakın tekrar söylüyorum. Geniş açılı üçgende 3 tane yükseklik vardır. Bu yükseklikten 2 tanesi üçgenin dışında yer alır. Yani A'dan inen yükseklik de üçgenin dışındadır.
C'den inen yükseklik de üçgenin dışındadır. Mesela C'den de yükseklik inecek olsam bu soruda, C'den yükseklik inecek olsam mecburen şöyle inmem lazım yüksekliği. Yani AD kenarına inemeyeceğim için AD kenarının uzantısına inerim. Sadece burada D'den inen yükseklik üçgenin içindedir. Geri kalan yükseklikler hep üçgenin dış bölgesindedir gençler. Anlaştık. Hadi bir tane pratik yapalım. Hadi bakalım. Taralı alanı bulmaya çalışın gençler. Şimdi hangi yükseklik lazım sana? BDC üçgeninde, BDC üçgeninde DC kenarına ait yükseklik lazım. Neden? Çünkü DC kenarının uzunluğunu biliyorsun. 10. O zaman DC kenarına ait yükseklik lazımsa nereden ineceksin? B'den ineceksin. Gel. B'den yükseklik ineceksin bak. Şuradan yükseklik ineceksin arkadaşım. Buraya dikinme şansın yok. Burası 90 olduğuna göre bu üçgen geniş açılı. Nereden biliyorum geniş açılı olduğunu? 90 atıyorum şurası 20 olsa 2 iç bir dışına hop burası 110. Geniş açılı olduğu kesin. Dolayısıyla üçgenin dışına inmek zorunda. Tamam mı? Hani bazen belki görmüşsünüzdür geometri sorularında der ki D açısı 90'dan büyük. E açısı 90'dan büyük olduğuna göre falan. Orada üçgenin geniş açılı olduğunu söylemek için bunu söyler. Yani üçgenin geniş açılı olduğunu söylüyor. Yani diyor ki bil bu üçgende yükseklik iki yükseklik üçgenin dışında. Anlatabildim mi? Onun püf noktası aslında bu. O püf noktayı veren bilgidir bu. O ipucunu veren bilgidir. Dolayısıyla B'den ineceğiz yüksekliği ve DC'ye inemeyeceğimize göre DC'nin uzantısına ineceğiz. Yani şuradaki DC'nin uzantısı olan A noktasına. Yani bu 10 kenarına ait yükseklik gençler neymiş? 7'ymiş. O zaman 10 çarpı 7 bölü 2 eşittir 35 oluyor sevgili gençler. Çünkü kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpacaksın. Alanı bulmak için 2'ye böleceksin. Yazayım şuraya alan BDC diye. Şimdi bu noktada belki aklınıza gelen bir soru işareti. Bazı öğrencilere geliyor çünkü genelde. Hocam şimdi ben 10 ile 7'yi çarpınca bu taralı alanı nasıl buluyorum ya? Bu 7 dışarıda hocam ya. Sanki burayı buluyoruz gibi hissediyor. Ya burayı bulmak için yani tüm alan olsaydı, tamam mı? Bak şimdi o soru işaretinin cevabını söylüyorum. Tüm alan olsaydı buranın tamamını almış olurduk. Tüm alan olsaydı. Buranın tamamıyla 7'yi çarpıp 2'ye bölersen tüm alanı bulursun. Sen taban olarak nereyi kabul ediyorsan, kenar olarak hangi kenarı kabul ediyorsan o kenarın bulunduğu üçgenin alanını bulursun. Çok önemli bir cümle söyledim. DC kenarını kabul ediyorsan sen kenar olarak DC kenarını kenar kabul eden üçgenin alanını buldun. Anlaştık? Sendeyiz hocam. Evet. Şimdi bakın bir soru tipi daha gençler. Bakın soruya bakıyorsunuz. Ne belli şimdi bunun alan sorusu olduğu? Şimdi bu soruyu ÖSYM'e koydu. Dedi ki AB uzunluğu kaçtır? Şimdi soruda alanla alakalı herhangi bir bilgi var mı? Yok. İşte gençler burada dikkat etmemiz gereken, çok hassas davranmamız gereken bir nokta var. Alan sorularının alan sorusu olduğunu anlamak için alana çok iyi bir hakimiyet lazım. Alan bilgisi diyorlar ya. Alan, yani oradaki alan bilgisi var. Alan, üçgende alan bilgisi çok iyi olması lazım. Çünkü burada üçgende alan sorusu olduğunu nereden anlıyoruz? Onun püf noktasını vereceğim. Bak dikkat, dikkat. Şimdi AB'nin kaç olduğunu soruyor bana. AB uzunluğu burası. Değil mi? Şurayı soruyor bana. Ve bilgi olarak da bana ne vermiş? Bana ne vermiş? 3, 5, bir de şöyle bir şey. 3, 5 şurada bir tane dik üçgen vermiş. Öğrenci hemen seviniyor. Aa 3, 4, 5 üçgeni buldum falan. Diyor demek ki bu soru şey sorusu. Ne sorusu? 3, 4, 5 üçgeni var mı? Var. Bu soru diyor özel üçgen sorusu. Ben oradan devam edeyim falan. Zorluyor. Soru çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü soruda bakış açın yanlış. Ne yaparsan yap şu 6'yı oyuna sokamıyorsun bir türlü. Ha, çıkar mı psikologdan zorlasan çıkar. Çıkmaz diye bir şey yok. Ama alandan soru 2 dakika bile sürmüyor. Soru alandan 20 saniye. Nasıl? Gösterelim. Nasıl? Gösterelim. Bakın gençler şimdi 4'ü siliyorum. Tamam mı? 4'ü siliyorum. Özellikle bu tür sorularda mesela oradan gitmeye çalıştığın yol uzuyor. Bir dur bakalım. Bir dur. Turlama taktiği yap. Soruyu boş bırak. Tekrar geri dön falan. Şöyle bir düşün. Başka ne kullanabilirim burada? Bakın burada şu ABE üçgenine dikkat kesilirsen soruyu çözüyorsun. Çünkü ABE üçgeninde İki tane yardımcı eleman sana soruda verilmiş. ABE üçgeninin iki tane yardımcı elemanı. Bir, yükseklik verilmiş. İki tane yükseklik verilmiş. İki yardımcı elemandan. Birincisi AB kenarına ait yükseklik verilmiş. Bakın AB kenarına ait yüksekliği görüyor musun? 3. İkinci de BE kenarına ait yükseklik verilmiş. O da kim? 6. Bakın 3 ve 6 sarı üçgenin iki tane yüksekliği.
Birisi AB kenarına ait yükseklik, diğeri AC kenarına ait yükseklik. Peki yükseklik sana ne çağrıştıracak? Üçgende alan çağrıştıracak. Üçgende alan formülünde geçiyor çünkü. Ben şimdi alan ABE'yi bulmak istiyorsam, alan ABE eşittir. Dikkat, alan ABE eşittir. BE kenarını kullanırsam, bak ABE üçgeninde BE kenarına ait yükseklik 5. Bu 5'e ait yükseklik nereden inecek? A'dan inecek. Bak inmiş kaç? 6. 5 çarpı 6 bölü 2 ABE üçgeninin alanıdır gençler. Peki hangi yüksekliği kullandım? BE kenarına ait yüksekliği kullandım. İkinci yüksekliği kullanırsam, yani AB kenarına ait yüksekliği kullanırsam, o da E'den inecek. Yani 3 olmalı AB kenarına ait yükseklik. AB çarpı 3 bölü 2. Neden AB çarpı 3 bölü 2 diyorum? AB kenarına ait yükseklik 3 çünkü. Bakın AB kenarına ait yükseklik nereden iniyor? E'den iniyor. E bu da alanı verecek sana. E bu da alan, aynı üçgenin alanı. Bu da aynı üçgenin alanı. O zaman bu iki arkadaş birbirine eşit olmak zorunda. Geçmiş olsun, soru bitti. Neden? Dış dış ikiler gitti. Dış dış 3 kere 6 böldüm 2. AB 5 kere 2'den kaç çıktı gençler? AB eşittir 5 kere 2'den 10 çıktı. Bakış açımızı genişletelim gençler. Tamam. Hemen buraya bir tane duk yapıştırdık mı? Hemen yapıştırmışız. Hadi bakalım. Evet, ne yaptınız gençler? Hangi üçgene ait yükseklikler var elinde? Oraya dikkat et. Bak şimdi. Bu 2. Hangi üçgenin yüksekliği? Bu 2 hem ABE'de yükseklik gençler, hem de bakın geniş açılı olan, bakın şöyle boyayarak göstereyim sevgili gençler. Bu üçgen aslında şu taradığım üçgen gençler, bakın. Şu üçgeni görüyor musunuz? Bunu boyayalım deyince de bayağı bir zaman aldı ya. Neyse boyayalım. Bakın şu geniş açılı üçgeni görüyor musunuz gençler? Bu geniş açılı üçgenin yükseklikleri var elimde. Bir tanesi 2, bir tanesi x. Gösterelim. Bak şimdi. AEC üçgenine dikkat. AEC üçgeninin AE kenarına ait yüksekliği C'den iner. Bak AE kenarına ait yükseklik C'den iner. Kaç olarak inmiş? X. O zaman 6 ile X'i çarpıp 2'ye bölersem bu sarı kısmın alanını bulurum. Yani alan AEC'yi bulurum. Tamam. Devam ediyorum. AEC üçgeninde başka hangi kenar biliniyor? AEC üçgeninde bir de EC kenarı biliniyor. Kaç EC kenarı? 9. Vermiş. Peki EC kenarına ait yükseklik nereden inecek? A'dan inecek. Üçüncü köşeden. Bak inmiş. Kaç? 2. O zaman EC ile, yani 9 ile 2'yi çarpıp 2'ye bölersem yine alanı bulmuş olur. Öyle değil mi? Buradan gençler şu ikileri karşılıklı sadeleştirelim. 6x eşittir 9 kere 2 18. Her tarafı, alt tarafı 6'ya bölerseniz 18 bölü 6'dan x'imiz kaç çıkıyor? 3 çıkıyor sevgili gençler. Anlaştık. Sen neyiz hocam? Evet. Alan ABC. Tekrar alan sorularında, yani alanın belli olduğu sorulara geldik. 120 derecem var. 8, 10. Bakın soru özel üçgenler sorusu gibi. Ama üçgende alan sorusu. Üçgende alan bulmak için senin neye ihtiyacın var? Yüksekliğe ihtiyacın var. Yani ben ister 8'e ait yüksekliği, ister 10'a ait yüksekliği çizmem lazım. Karar ver. ABC üçgeninde AB kenarına ait yüksekliği mi çizeceksin? BC kenarına ait yüksekliği mi çizeceksin? Ben zor olanı tercih edip AB kenarına ait yüksekliği çizmek istiyorum. Yani AB kenarına ait yükseklik çizeceksiniz, C'den çizeceksiniz. Gençler videoyu durdurun. C'den AB kenarına ait yüksekliği çizmeye çalışın. Lütfen. Hadi. Çizdiniz mi? C'den AB kenarına ait yüksekliği çizeceksiniz. C'den çizeceğin yükseklik mecburen AB'nin uzantısına gelmek zorunda. Bak şuraya gelmek zorunda. Şöyle uzatacaksın. Şöyle gelmek zorunda. Bak, bu olmadı. Kurtarmadı. Şöyle gelmek zorunda. Neden biliyor musun? Şimdi diyelim ki eskaza şuraya çizdin. Bak şimdi bak 90 derece burası olursa 90, 20, 210 olabiliyor mu üçgen? Olmaz, bak mantıksızlığı fark et. Dolayısıyla üçgenin dış bölgesinde olacak. Onu da hisset. Bu dışarıda olacak. Çok güzel. Dışarıya çizdik. Peki bunun kaç olduğunu bilirsek üçgenimizin alanını hesaplarız. Çünkü 8'e ait yüksekliği çizmiş olduk değil mi? 8'e ait yükseklik. Bak hatta şöyle yapalım. Sarıyla gösterelim. Şu 8'e ait yükseklik nereden indi? AB kenarına ait yükseklik C'den indi. Yani buradan. Hoppa H. Peki bu H'ı bulmak için neyi kullanacağız? Onu kullanacağız. Kullanalım onu. 120 derece ise burası 60 derecedir. 90-60 yapıştır buraya 30'u. 30-60-90 geldi. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı nedir? 10'un yarısı, yani 5. 60'ın karşısı nedir?
5'in kök 3 katı. Yani 5 kök 3. Gençler, üçgenin alanını bulmak için yüksekliği elde ettik. Kaçmış yüksekliğimiz? 5 kök 3'müş. Peki kenar 8. 8'e ait yükseklik 5 kök 3. 8 çarpı 5 kök 3 bölü 2. Buradan 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4 oldu. 4 kere 5'ten 20 kök 3 oldu. Benim üçgenimin alanı. ABC üçgenimin alanı. Hocam tüm alan değil mi? Hayır. AB kenarına ait yüksekliği kullanarak alan bulduysan AB kenarının olduğu üçgenin alanını buldun. Unutma. Sendeyiz hocam. Hemen duk. Sorduk. Siz buraya kondunuz. Haydi bakalım. Buldunuz mu gençler? Hadi bakalım inşallah. Şimdi 14-12. Benim ABC üçgenimin hangi kenarına ait yüksekliği kullanacağımı tespit etmem lazım. AB mi AC mi? Tercih et. Hadi AC'yi tercih ettik diyelim. AC kenarına ait yükseklik, o zaman B'den ineceksin. AC kenarına ait yükseklikse B'den ineceksin. B'den ineceğiz. B'den AC kenarına dik inme şansımız yok. Dik insen 90-150, 180'i geçiyor. Dolayısıyla AC'nin uzantısına ineceksin. Bak, üşenmeden söylüyorum. AC'nin uzantısına ineceksin. Geniş açılı üçgende iki tane yükseklik üçgenin dışına iner. Bugün en önemli şey, öğrettiğim şeylerden en önemli nokta bu gençler. Bunu öğrendiğiniz zaman geometriye bakış açınız genişler, değişir, güzelleşir. Kuvvetlenirsiniz yani, onu demeye çalışıyorum. Şimdi buradaki diki, buraya ineceğini, yani 12'ye ait dikin, AC kenarına ait dikin, diğer köşe olan B'den ineceğini ve üçgenin dışına ineceğini tespit ettin. Şu iki sarıyı çarpıp 2'ye bölersem üçgenin alanını bulurum. Hangi üçgenin? AC kenarının eleman olduğu üçgenin. Yani AC kenarının kenar olduğu üçgenin alanı. ABC üçgenin alanını bulmuş olursun. Yani gençler ne yapacağız? 12 ile 12'ye ait yükseklik. Yani bu sarı yüksekliği bulmam lazım. 150'nin bütünleri kaç derece gençler? 30. 90-30. 60 derece burası. 30-60-90'ı kullanarak yüksekliğimizi bulalım. 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı nedir gençler? Yarısı. Yani yüksekliğimiz 7'ymiş gençler. Burası 14 ise burası 7 oldu. Üçgenin alanını bulmak için, alan ABC'yi bulmak için AC kenarı 12. 12'ye ait yükseklik 7. 12 çarpı 7 bölü 2. Çok güzel bir şekilde 6 kere 7'den 42'yi bulmuş olduk. Selamlar Konya'ya. 42 bulduk gençler. Yani üçgenimizin alanı bulmuş olduk. Var mı sıkıntı? Güzel. Bak, çok önemli bir temel oluşturduk bugün gençler. Üçgende, geniş açılı üçgende üçgenin yüksekliğini nasıl buluyoruz? Onu anlattım. Ve bugün üçgende alanın en temel formülü, halk arasında demeyeyim de öğrenci arasında daha doğrusu, taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak bilinen, bizim de bazen sehven bu şekilde söylediğimiz formül, üçgende kenar ve o kenara ait yüksekliği çarpıp 2'ye bölme formülünü anlattık. Ve geniş açılı üçgende iki tane yüksekliğin üçgenin dışında olduğunu, üçgenin dışına indiğini, dışında yer aldığını söylemiş olduk. Evet gençler, bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla.